Ne zaman erken geleceksin derse. İç ummadığım zaman tak diye geliyorsun. Telefonu kapatıyorsunuz bir zahmet. Eskiler için demiyorum, onlar zaten kapatmışlar. Ha? Sessize devam et. Yok, kapattım. Ersan, sana versem bunu sen şey yapabilir misin? Ondan sonra oradan idare edersin. Sayfayı söyleyeceğim. Mesela ilk önce, çünkü ben yetiştiremeyeceğim galiba. 79 akçağı. Ben söyleyeceğim sayfaları sen göstereceksin. Büyüt abim. Ha, ne kadar büyütebiliyorsa o iyi. Şimdi aşağı iniyorsun, çizilmiş yerlere. Çizilmişi göreceksin. Ha, tamam, oralarda bir yerde. Ha, bakalım. Hazır mıyız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün hep böyle enfusi yapıyorduk. En son suret yapmıştık vesaire. Enfusi yapıyorduk. Bir de davranışımızın hangisi doğru olduğunu, doğru malzemeler hakkında bir ders yapacağım. Malzemeler. Hareket ederken nasıl hareket edeceğiz? Biraz Allah'tan farklı oldu değil mi? Yani doğru düşünmek için malzeme lazım. Nerede durman için, nerede duracağını bilmek lazım. Bilmek lazım ki alet olmayasın. Şimdi başlıyoruz. Hepsi farklı farklı mektuptur. Mektuptan cümle ya. Böyle uzun uzun uzadıya değil. İzahını istediğiniz varsa oradan sorarsınız. Mevzu hakkında. Ama lazım ise şey yapın. Biraz da fazla yürüyeyim. Efendim, ilk önce başlıyoruz. İsterseniz içinizden de bir sayı tutun kendinize. Birden 50'ye kadar diyelim ki tuttuğunuz sayı bir denk gelir. Senden önce veya yok öyle birisini söylettirmeyeceğim için tuttuğunuz sayı ikinize de bilmezsiniz kime de denk geldi. Fıtratımız aynı olduğunu kabul edeceğiz. Hani sorabilirsiniz yani. Belki benim tuttuğum başkası da tutar. Herkes birden 50'ye kadar bir sayı tutsun. Tamam, kafanızda dursun. Okuyacağım 1, 2, 3 diye değil. Başka dediğim zaman 2 diye say, 3 diye say. Tamam mı? Belki kendine böyle bir şey de olsun. Şimdi okuyorum, Bismillahirrahmanirrahim. 27. mektupta, yani layıkalarda, arkadaşlarımızın ihtisasatlarını okurken, bilseniz ne kadar surur duyuyorum. Yek diğerine ayrılmamak için kıymetsiz maddi iplerle değil, kıymetli ve manevi iplerle bağlanmış bir aile. Birbirimize böyle olacağız. Öyle kıymetsiz bir malzemeyle bağlanmamışız. Kıymetli ve manevi iplerle bağlanmış bir aile ve bir cemaat efradının hissedeceği sevinçte mutelezziz oluyorum. Yani bağlılığımızın vesileleri bilinmesi lazım. Kıymetlidir o. Yani burada
vefa ve kıymet şinas olmayı anlatıyor. Bir de okuyorum. Yek diğerine ayrılmamak için kıymetsiz maddi iplerle değil, kıymetli ve manevi iplerle bağlanmış bir aile, bir cemaat efradının hissettiği sevinçle mütelezzis oluyorum. Başka bir yer okuyorum. 84'ü açıyorsun abim. Bir mi abi? Bir mi bu? O bir geçti. Şimdi iki. Artık herkes saysın. İki. Yani daha ben demeyeceğim de. Şu bidat ve dalalet her gün artmakta. Ahkam İslamiye'ye sünnetlerden başlayarak ve Kur'an hedef tutularak çok insafsızca hücum edilmekte olan böyle bir zamanda. Mesela İslamsız oğlu bir proje, Şia projesi. Daha önce Yaşerler vardı. Bir sürü projeler çıkartıyor. Bununla alakalı söyleyeceğim. Çünkü Kur'an'a hücum ediliyor. Şia inancına göre Kur'an tahrif ediliyor. Çünkü 6666 tane ayete indirilmiştir. Aslı Kur'an 17.000 ayettir. Ve bunu en iyi bilen 12 imamdır. Avam Kur'an'dan anlamaz anlayışı var. Şia'da vahiy Hazreti Ali'ye gelecekti. Ama Cebrail karıştırmış. Şey getirmiş peygambere. Hepinize sorayım. Herhalde bunu asan soracağını düşünmemişler galiba da. Vahiy ilk geldiği zaman peygamber 40 yaşındaydı. Hazreti Ali kaç yaşındaydı biliyor musunuz? 10 yaşındaydı. Şimdi bir Cebrail değil sen bile getirdiğin bir vahiy 10 yaşındaki çocukla 40 yaşındaki olgun adamı ayırt edemez misin? Yani bu kadar şey mi yani emin olmayan sala parti tövbe estağfurullah bir elçi midir? 10 yaşındakiyle ne diyor biliyor musun? Akaid, Şia akaidi ve iman esasları, ameli esasları ait kitaplar masamda. Çalışıyorum, çalışarak. Sitenin başına da koymuşum yani. Ben böyle kanaatim değil hepsini. Şu anda akaid şeylerle uğraşıyorum yani. Adam kaderi inkar ediyor şu. Bak mantığı şu. Kaderi inkar ediyor. Kim bu? Ben hiç kaderi ispat etmeye geçmiyorum. Sünneti inkar ediyor. Sünneti. Sünnetin delilini yapmıyorum. Kim yapıyor? Bu yapıyor. Şimdi bakıyorum buna. Kaderi inkar edenler, kaderi inkar edenler mezhep olarak kim? Mutezile mi, Mucessife mi, Şia mı? Bakıyorum kaderi inkar edenler bu. Ha bunun Şia olduğunu gösterdiğin zaten. Şimdi Kur'an tarif edilmiş diyor Şia. 17 bin ayetti. Tamam Cebrail hata yaptı tövbe. 10 yaşındaki çocuğa getirecekti. 10 yaşındaki çocuk peygamber mi olur? Onu hiç sorgulamamış demek ki. Hadi Cebrail hata yaptı. Allah'a tekrar gitti. Kime götürdün? Allah görmedi mi? Cebrail'e mi götürdün? Nereye götürdün? Ne diyor biliyor musun? Onu da dolduruyor. Allah madem öyle yaptın tamam. Ben zaten Muhammed'e gönderecektim. Demeyle Allah yalan söyledi diyor. Ve yalan söylemek inançtandır Şia'da. İnançtandır. Yalan söylemek haşa Tanrı'dan geliyor. Şeyi daha acayip yani iman esası ayrı inanç ayrıdır. Mesela farzlar diyelim. Tesettür içki harameti İslam'dan da değil imandan değil ama farzdır. Tam açıkım. İman esasları ayrı İslam ayrı. Şimdi bu yalan söylemek inançtandır. İman esası değil. Daha acayip söyleyeceğim. İman esası 7 tanedir Şia'da bir tane takkiyedir. Olduğum gibi gözükmemek. Yani münafık olmak, takkiye yapmak. Hatta o kadar gizli olabilirsin ki oğluna Ebu Bekir ve Ömer koyabilirsin. Bu takkiye. Çünkü takkiye münafıklık yapmak inançtandır. Şimdi bizim meseleyle geleceğim. 17 bin ayet var. Bunu 12 tane imam biliyor. Onun için 12 tane imama iman etmek iman esasındandır. Bir de kayıp imam gelecek. Bir de takkiye iman esasında. Şimdi merak
fark ettim. Ya şeyler, İslamsız oğulları niçin cazip oldu diye merak ettim. Bir kere Şia'ya ben bir baktım ya. Çünkü Şia olduğu kesin. Çünkü niye? Kaderi inkar ediyor. Çünkü Şia'da üç iman esas inkar edilir Ehl-i Sünnet'in şeyi. Melekleri iman, çünkü Cebrail hata yaptı. Buna iman edilir. Bu doğru. Kur'an tarif edilmiş 17 bin ayetti. 6600 oldu. Kitaplara da iman dışı. Kader dene bir şey yok. Demek ki bu yaptı. Şimdi baktım, sonra takip ettim, istakip edeyim. Bu adam, çünkü bir kelamın kıymeti, derecesi 438 sözlerde diyor. Kim demiş, kime demiş? Makam ve maksat. Yoksa söylenilen söze bakıp durma. O emniyet yok. Kader inkar ediyor. Dedim ya, Türkiye'de niye cazip oldu bu iş? Yani İslam solu niye cazip oldu? Pat diye yani İmam Azamları inkar ediyor, Kütüb-i Sitte inkar ediyor. Meğer muta nikahı inanç esasındandır. İnanç esasında. Muta nikahı bir hafta, bir ay, bir sene birisiyle anlaşmalı evli yapabilirsin. Kadın erkek fark etmez. Hatta ondan olan çocuğunuz bile esas eşinizden olan çocuğundan daha faziletlidir. Ama peki soruyorum size. Eğer hanımınız bu tür yerlere gidiyorsa muta nikahlı olmadığını nereden biliyorsunuz? Abi yalan billah ediyor. Yalan söylemek zaten inançtandır. Bizi sakatmıştı ama. Zaten inançtandır. Ya öyle göstermiyor. Ya takkiye. Takkiye zaten iman esasındandır. Yalan söylemek inançtandır. Bu arada da bir şey anlatırken izah edeyim. İkinci cazip bir şeyi gördüm. Ulan kişileri cahil Kur'an okumayı bilmezken müştehit oluyorsun. Meale bakıyorsun, kendine göre ahkam çıkarıyorsun. Vallahi bu çok iyi. İmam Azam uymak. Peki dedim, bu hadisleri niye inkar ediyor? Çok merak ettim. Meğer İmam-ı Ali ilahtır. Şia inancında. Ehl-i Beyt ilah hanedanıdır. Doğanlar hep ilahtır. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'in pompalamalarının sebebi ilah hanedanı olduğu içindir. Lem yelid ve lem yulet uydurulmuştur. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Hani ayet var ya, doğmamıştır, doğrulmamıştır. Bu da bozulmuştur. Kabe'yi ziyaret etmekten daha evladır. Nereyi? Hazreti Hüseyin Kerbelas'ın. Radiyallahu anh. Yani bu arada bir de okuyorum burayı. Bidat ve dalaletler her gün artmakta. Neyle dolduracağım ben bunu, anlatacağım size. Kardeş, bir size gözüken tehlikeleri siz göremeyebilirsiniz. İşim benim, o adamın da işi o. Bir projedir, ben de bir projeyim. Ben de Risale-i Nur adına konuşuyorum. Şimdi bilerek, karıştırarak konuşuyoruz. Yoksa bunu hitap edebiliyor musun adamı fuzeye koyanlar? Mesela Hazreti Ali ilah değildir. Hadi söylesin bakalım kitapta. Hayır, şeye bakın. Nurdersi.com sitenin başında var. Kaçıncı? 40 tane inançlarından 9-10 tane şey koydum. Kaynağını da koydum. İnanç. Ha ona dedim, Ali Beyt, Ehli Beyt, Ehli Beyt, Ehli Beyt, ona zincirle niye vuruluyor bu kadar dedim, merak et. Meğer Ehli Beyt hanedanı ilah doğuruyor. Hakikaten o inanca göre doğru. Kendini öldürmen lazım. Her doğan çocuk ilah doğuruyor Ehli Beyt'ten. İlah hanedanı, çünkü Hazreti Ali ilahtır. İbn-i Sebe Yahudi münafık kurmuş. Şimdi bu cümleye, şimdi bunu niye anlattın kardeşim? Şunun için, bidat ve dalaletler her gün artmakta, ahkam-ı İslamiye'ye sünnetlerden başlayarak Kur'an hedef tutularak, direkt Kur'an şu anda yapılmıyor Ede. İlk önce Kur'an'ı ayakta tutan, mesela bak, bu elimdeki kitabı yok edeceksiniz. Ödemiyorsanız vurun, bu düşerse bu da düşer. Kur'an'ı ayakta tutan sünnetlerdir. Ehl-i Beyt Hazreti Ali'den gelmeyen hiçbir hadis doğru değildir. Onun için rastgele hadis inkar edebiliyorlar. Çünkü hadis inkar etmek, ayet inkar etmenin aynısı. Mesela eğer Allah'a imanınız varsa Allah'ı seveceksiniz. Allah'ı sevecekseniz
Allah'ın sevdiği gibi olacaksınız. Allah'ın sevdiği gibi olmak peygamberi. Sevdiği kula benzeyeceksiniz. Ayet var ya şeyde 11. Lema'da sünnet seni. Adam ona karşı şey çıkarmış. Allah ile peygamber arasında limited şirketi mi kuruldu? Çekinmeden bu ayeti devre dişi yapmak ayeti inkar ediyoruz. Yeter ki anlayın. Çünkü benim işim bu. Ha şimdi bu nerede ne yumurtladığın, bu adamın şia olduğunu gösterdi mi bunlar zaten otomatik düşüyor. Onun için vallahi cazip bir dünya biraz. Muta nikahı istiyorsanız o mezhepte caiz hem de inanç esası. Ala iş kral. Temel gibi diyor. ama bundan sonra bilerek yapıyorsunuz. Yarın bir bardak su getir. Bidat ve dalalet her gün artmakta. Ahkam-ı İslamiye sünnetlerden başlayarak ve Kur'an hedef tutularak çok insafsızca hücum edilmekte olan böyle bir zamanda ve tam bu yaralara münasip merhem olacak bu nurlu ve şifalı eserler. Bundan hücum ediliyor. Risale-i Nur şu anda hedefte. Ama bilmiyor ki onların babaları, dedeleri de Risale-i Nur'a hücum etmişti. F-25'ler, paralelciler ama Risale-i Nur'a hücum edenler sanki 500 bin voltluk ceyran gibi tarumar oluyorlar, tuz buz oluyorlar. Çünkü çok sıkıştı ya biraz. Ha şöyle alabilir miyiz? Nereye? Buraya geçsenize ya. Geç. Geç abi. Ne kayıyorsun? Böyle gel. Gel abi. O yastıklardan çıktı. Onu kaldır. Kaldır o. Şey kaldır Sait. Hemen kaldır. Ha gel. Gel yanaş korkmayın. Bana benden zarar gelmez. Ya, de böyle. Ha. Sen de gel. Sen ne gülüyorsun? Gel abi gel. Ha, yanaş artık duvara bakacağız. Suç sizi. Yan duvarı, daireyi alın dedim. Adamlar F'den püften dersler yapılıyor. Adamlar bina alıyor. Siz enfusu dersleri dinliyorsunuz. Bir daire alın. O zaman sıkışın. Ben nasıl rahatım. Ne yapayım? Buraya bir iki kişi gelebilir. Burası, ha aç aç orayı. Oradan kaç. Bir kişi gelebilir. Kaç. Ha. Peki. 84 dedik. Neticeyle değil, hizmetle mükellefiz. Konu değişiyor. Başka? 86'yı aç abim. Oo, acayip bir yere geldik. Hazır mıyız? Gene aynedir bu alem her şey niçin yansıtıyorum? Hakikaten ciddi sorunuz varsa burada şey yaparız. Yani hep bu değil her şeye. Aynedir bu alem her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Ve şu fıkraya şu fıkrayı söylettirdi. Aynedir bu hatem herkes sıdk ile hadim. Mirat-ı Ustad'dan Kur'an'dır görünür daim. Ondan hücum ediliyor. Şimdi bak. Toprak düşünün. Biz flaş belleği çekirdeği okuyamıyoruz. Çünkü Mısır çarşısında gördüm Enes böyle. Toz gibi çekirdekler var. Toz ha. Maydanozdur, havuçtur. Bir o kadar benziyor ki. Ne olduğunu ben ayırt edemem. Ehli değilim. Toprağa attığın zaman toprak diyor ki ben ayırt ederim. Toprak nedir? Aynedir. Değil. Mirattır. Çekirdeği atıyorsun, onun ne olduğunu dışarıda gösteriyor. Bunun adı ayna. Şey, mirat. Başka burada misal vereyim. Ben aynaya bakıyorum, kendim gözüktüm. Buraya yansıt diyorum, yansıtmaz. Ayna böyle. Hani nurani olmadığım için kesin. Şimdi buraya güneş vursa, güneş oraya taşır. Değil mi? Güneş oraya taşır. Oraya taşıdığı için o çiçeğe çiçek büyür. Bu aynı zamanda mirat olur. Nur olduğu için. Ben kesif olduğum için beni taşıyamadım. Ayna olduğu halde taşınıyorsa mirata dönüşüyor. Ayna mirat olabiliyor. Yani birisi size sohbet ediyorsa, size bir şey anlatıyorsa sizin miratınızdır. Veya size Allah'a karşı bir köprü vazifesi yapıyor.
Şimdi kainat aynedir. Kainat aynadır. Camı da açar mısınız? Açık mı? Şöyle biraz ön tarafını açabilir miyim? Ön tarafa doğru. Biraz daha böyle geçsene. Abi biraz boş. Ha geç geç ya. Buradan girer misiniz? Burada var ya. Ha geç abim geç. Öyle şey değil. Şöyle açacaksınız. Böyle. Tak. Öyle değil. Böyle. Üstten. Hadi geç abim geç geç geç. Dersimiz bozuluyor. Saatinde niye gelmiyorsunuz? Ha abi gafiller. Dersimizi şey yapıyorsunuz. Değişiklik veriyorsunuz. Ha. Bak. Aynedir bu alem. Ayne gösteren, tanımlayan, ifade eden. Mirat ise seni inşa eder. Değiştiren. Çekirdeği değiştirmiş toprak. Onun için mirattır. Ama ayna beni gösterir. Onun için aynadır. Şimdi bu kainat Allah'ı tanımlar, Allah'ı ifade eder. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise mirattır. Seni değiştirir. Ve dönüştürür. Aynedir bu alem, aynedir. Her şey hak ile kayın, mirat-ı Muhammed'den görünen, işaret edilen, anlaşılan, fark edilen Allah değil. Allah görünür dair. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam içini dolduruyorum Abdullah. Peygamberimiz Aleyhisselam bütün isimlere mertebe yazama mazar mıydı? Bütün isimleri mertebe yazamına mazar, tamam mı? İsmi, her ismin mertebe yazamına ve ismi azama mazar. Onun ruhu. Ve sahabeler de nuranilik kesbetmiş. Baktığı zaman ceset gözükmüyor. Bu dersleri geldiğiniz kadar, kitap okuduğunuz kadar insanların simasından anlamaya başlarsınız. Niye ferasetiniz artıyor, basiretiniz artıyor, dirayetiniz artıyor, kemalatınız artıyor. 4. Sahabeler ise mirat-ı Muhammed'den, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ruhunda Allah'ı seyrediyorlar. Onun için kalkamıyorlardı böyle. Lal kalıyorlardı. Ayet gelmek zorunda kaldı. Kalk. Kalkın da bu da şeydir yani. Tamam. İnsan böyle bir kalk. Onun için Allah görünür daim. Fark edilir değil. Şimdi buna ait şöyle bir misal vereyim mi size? Bazı insanlar var, konuştukları zaman sizi düşündürür. Görüldüğü zaman size mutluluk verir. Yani sanki mutluluk hormonu aktif ediyor sana. Sana bir ferahlık veriyor. Yok mu öyle bir tanıdığınız? Vardır. E ne yapıyor? Seni o mirattır işte. Yani en azından bizim bildiğimiz misalle veriyor. Bundan da diyor ki aynedir bu hatem. Hatem neresiydi? Eyvan içindeki çekirdek abi. Şimdi şeyi sayalım. Topraktaki çekirdek neydi? Sikke. Sikke. Meyvenin içindeki çekirdek? Hatem. Ağacın kendisi? Söyle. Turra. Turra. Ağacın arka makinesi? Turra. Mühür. Neydi abim? Batını turra. Baktını turra zahiri? Zahiri. Evet. Mühür. Sonu? Hatem. Hatem başı? Sikke. Sikke. Bir daha. Çekirdek? Sikke. Meyvenin içerisindeki, meyve değil, meyvenin içindeki çekirdek? Hatem. Ağacın zahirisi? Mühür. Arkası ağacın makinesi? Turra. Tamam mı abi? Tam tersi. Arkası deyince zahiri şey, batını. Batını anlatıyorum, batını. Yani ağaçta gözüküyor ya. Ağaç gözüküyor, ağaç. Bunun makinesi. O turra. Gözüken mühür gözükür. Meyve, hatem, hatem Allah ala kulubihim, çekirdekten sikke. Şimdi niye söyledim? Bu dersi belki bir saat oldu değil mi? O dersi yapalım biz. Hatem, Nura. Şimdi kullanalım. Nereden çıkartıyorsun bu izahı? Bir saat risale okuduk bununla. Hatem, sikke, turra, mühürü okumayan burayı manalandıramaz. Aynedir bu hatem. Hangi ayne? Herkes sıdk ile hadim. Tamam. Mirat-ı Ustad'dan, mirat anladık mı abisi? Kim gözükür? Kur'an'dır görünen dahi. Kur'an'la işaret, mesela inşa oluyorsun, şu.
25. sözü okurken Kur'an'ın hiç böyle ustat hatıra gelmiyor. 19. mektubu okurken hep ustat Resulullah hatırına geliyor. Miraç da öyle. Yani Miraç Mirat olan kişilerin özellikleri şudur. Göründükleri zaman kendileri gözükmezler. Göründükleri zaman kendileri gözükmezler. Onlar gösterirler. Onlar demesine gerek yok. Mesela bak 25. söz ayna mıdır? Mirat mıdır bak. Eğer 25. söz okurken vay be ustada bak ya. Helal olsun be, bravo diyorsan aynadır sana. Ama Kur'an'a gördüğün zaman Allah Allah, Fesubhanallah. 25. söz gözlüktür. Kur'an'a bakıyor. O zaman ben bununla bakarken hiç gözlüğümü görmüyorum. Çünkü gözlüğümle bakıyorum. Gözlükle bak. Aleyhinur gözlüktür. Bakılan yer değildir. Bakılma vasıtasıdır. Eğer sizin gayeniz bak, bir yeri bakmaksa pencerenin büyük ve küçüklüğü hiç önemli değil. Önemli olan baktığınız yerdir. Ha, 25. sözde Fesubhanallah ne harika ayetler diyorsan 25. söz mirattır. Onun için mirattır, mirat-ı Muhammed'e, mirat-ı Ustad'dan Kur'an'dır görünen daim. Aynanın camı zaten hiç gözükmüyor. Zaten aynada yansıyanı görüyoruz. Hiç aynanın camını kimse görmüyor. Evet. Herkes bakıyor. Kimse görmüyor. Şimdi lavadaki aynaları gören kadınlardır. Erkekler görmez. Çünkü kendileri için baktığı için bunu görmezler. Kadınlar bunu temizlemek için baktıkları için kendileri görmezler, tırnakla temizlerler. Peki değiştiriyorum. Yeni gelenler için aşure bir dersidir. Farklı farklı şey yapıyoruz. 86'yı okuyorsun abim. Ha 86 yaptık. 87. Mübarek sözlerinizde öyle kutsi feyizler var ki sanki talebenizin alaka ile mutala eden veya istima eyleyenleri elinden tutuyor. Bak bu manaya delalet eder. Şu şunun içindir. Bundaki maksat ve gaye ve hikmetler şunlardır. Gel daha yukarı gidelim, daha ilerleyelim diye menbadan menbaya, etekten tepeye, izden yola, hakikattan marifete götürüyor, çıkarıyor. Ziyaret ettiriyor, istifade ve istifaza ettiriyorsunuz. Demek ki her risaleyi okudukça, her derslere girdikçe, bak bu budur, bu da budur, bu da budur. Bak mesela bulamayacağın ne güzel malumatlar oluyor. Arkadaşlar, derslerde okunan ses bilgidir. Cemaat içinde olan sıcaklık, o çekirdek olan bilgi ağaç oluyor sizde. Sıcak ortamda. Aynı dersi kamerada dinleyin evde, asla ve kata bu halet olmaz. Çünkü ben de bazen bakıyorum, yani orada bir mesela dima gibi şurada bazı misaller ders anında Allah veriyor, kaçırıyorum, sonra ben yazmak için bakıyorum. Tamam mı? Böyle. Şimdi ayna hakkında da bir misal vardı da yeri gelmişken geçmeyeyim. 86'da isterseniz şey yapayım. Şöyle bir, hem de buna alakalı, mirat da ayna. Arkadaşlar, kaderi de ispat edecek burada. Vahdet-i vücud, tabiat perestleri, ehl-i sünneti de anlatacak. Kısa bir misaldır ama. Şu aynayı görüyor musunuz? Aynadır. Temmuz Ağustos'un gece 12'si, gündüzü 1-2'si en şiddetli olduğu anda Alaaddin. Tamam mı abim? Güneş vurdu. Ama güneş o kadar şiddetli zorunda ki gözükmüyor ayna. O zaman aynaya güneş gibi gözünü alıyor. Güneşe bakamıyorsun ya. Aynaya da bakamazsın. Ayna çok temiz. Şiddeti zuhurundan ayna güneş olmuş. Tamam mı abi? Tabiat perestler bu güneşi görüyorlar. Aynayı görmedikleri için neticede sebeple neticeyi görüyorlar. Esbapta neticeyi gördükleri için buraya ayna diyor, güneş diyorlar. Aynayı görmedikleri için. Şiddeti zuhurundan güneş ya. Şiddeti zuhurundan bu misal kaderi de şey yapacak, bak şimdi. Gözükmüyor.
Ha, baktılar ki her şey budur ya diyor ya, siz ahmak mısınız ya, gözüküyor budur. Müslümanlar diyor ki bu asıl değil, bu cilvedir, tezahürdür, tecellidir. Bunun arkasında ayna var. Ya yapma diyor. Aynada maksat ağaç, güneşte maksat elma. Tamam. Şimdi bunlar şiddeti zuhurundan ayna, şey güneş olmuş ayna. Netice, sebepte neticeyi gördükleri için aslı güneşi inkar ederler, budur derler. Bunlar da esbab perest. Vahdet-i vücutçular semadaki güneşe baktıkları için bu mevcudat da Allah'a güzel bir aynadır. Mülkle melekütü beraber gördüklerinden buradaki ayna ile oradaki güneşi tefrik edemediler, ikisi aynıdır dediler. Allah adına mevcudat inkar ettiler. Esma perestler ise mevcudat adına Allah'ı inkar ettiler. Müslüman ise gözüken, yani Müslüman derken ehl-i sünnet, gözüken bu güneşten ayna vardır. İtikat ettiler. Aynaya itikat edilir. Çünkü dima ustad ayna diyor. Yukarıya çıkıyorum dimada. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izam, itizam, itikat. Dima 7 mertebesi. Bak ehl-i sünnet gözüken güneşten gözükmeyen aynaya itikat ederler. Aynaya intikal etti mi gayb olan, semalarda olan güneşe iman ederler. Tamam mı abi? İman ederler. Şimdi üçünü birden görürler. Bu böyle. Şimdi kader alakalı şöyle. Bu misali telefona çeviriyor. Kime telefon ederseniz edin. Hepiniz kimece bin tane kişiye bu kaderle alakalı sorusu olana güzel misal olacağını zannediyor. Telefon ediyorsunuz. Sizin duyduğunuz zil, aa çalıyor Hasan'ın zili. Ama benim telefonumda çalan zil aynı değil. Değil mi Harun? Ben sana telefon ettiğim zaman benim duyduğum zil, sende zil, telefonda gözüken zil aynı değil, öyle mi? Öyle. Tamam mı abisi? Uymayalım bak. Bin kişi ederseniz de ev telefonunda ederseniz aynı çalar benim kulağıma. Fakat sizin cep telefonundaki sesle farklı değil mi? Farklı. Şimdi adamın bir tanesi camide namazdadır. Ben telefon ediyorum. Meğer adamın tulum çalıyor, kemençe çalıyor, uzun hava çalıyor. Güney havası çalıyor, tamam mı? Şimdi millet tabii ya kardeşim ne biçim adamsın ya sen ya. Namazımızı ifsat ettin. Camiyi terbis ettin ya. Türkü çaldı. Dört rekatlar çalıyordu. Bir adamlar yani neredeyse korun vuracaklar. Adam desi ki bana ne bağırıyorsunuz ya? Hasan çaldı. Hasan telefon etti. Turum onun için çaldı. Günahı onundur. Şimdi telefonu ben ettim. Senin türkü çaldı diye ben günahkar mıyım? Niçin senin tulum çaldı, bir başkasına Kur'an, bir başkasına ilahi, bir başkasına titreşim, bir başkası da videoya, ben yeni öğrendim onu. Bunu zil ses yapalım diye, videoya var ya kısa videoya, basınca bir telefon gelse video çalıyor. Video aktif oluyor. Şimdi açık saçık bir video veya Kur'an terapili bir video. Şimdi bir video çalıyor rezil. Ben telefon ediyorum, adam film seyrediyor. Aa, ben bir telefon ediyorum, adam Kur'an dinliyor. Onun Kur'an dinlemesi bana sebap yazılmadığı gibi, onun şarkı dinlemesi bana günah yazmıyor. Tamam mı abi? Bu telefonda maksat biziz, bedendir. Buradaki müziklerin, videoların binlercesi, 18 bin tane koysan, bunları tercih etmek iradedir. Benim sana telefon etmek esma enerjidir. Esma indirgeniyor trafodan. Esma yani Keban Barajı, trafo evimize kadar geliyor. Esma esir, indirgeniyor enerji, sonra enerji buraya geliyor. Şimdi Esma Yusuf'ta herkese aynı telefonu ediyor. Ama herkesin telefonunun zili bizim elimizde. Kabiliyetine göre. Kabiliyetine göre çalıyor. Şimdi ben telefon ettim. Senin türkü çalarak
kötü bir vidon açılarak ben mesul muyum? İşte halkı şer şer değildir. Kaderden de böyle enerji geliyor. O telefon çalmak tecelli demektir. Allah'ın esmasıdır. O tecellide kusur yoktur. Günah yoktur. Sen telefonunda yapıyorsun. Tercih yapıyorsun. Seni müziğe yapıyorsun. Ama dikkat edin. Benim zilimi müziğe dönüştürdü. Benim aramam videoya dönüştürdü. Dönüştürdü, gördün mü? Sen dönüştürdün. Mesul sensin. Hasan aradı diye, mesul olmadı gibi diye Allah enerjisini, esmasını bir vuruyor, bende tonum çalıyor, bende Kur'an okunuyor. O da mesul değildir. Kader, bütün esmanın yoğunlaşmış enerji paketidir. Bize bir giriyor, tercihlerimiz çalıyor. O videoyu unutmayın. Yani şu, kamerayı ben çeksem, kamerayı böyle video çeksem, batarya biter mi? Biter. Ses çeksem, biter mi? Yazılar yazsam biter değil mi? Hani bittikten sonra video olmuyor. Bitme anında oluyor. Bitiyor oluyor. Ömür bataryadır. Ömür bitme anında ahiret oluyor. Senin ahiretin bu. Aynı anda inşallah. Aynı anda oluyor. Sonra olmayacak öyle bir şey. Kamera şey batarya bitme anı bitiyor video oluyor. Yani gene şey yapamıyorum. Bitiyor oluyor diyeceğim. Gene mesafe var. Hayır. Çektiği anda bitiyor, bittiği anda çekiliyor. Abi büyük zatlar... He, ne? Büyük zatlar bir musibeti peşin yaşarlar diyordunuz ya. He. Şimdi o şefkat tokatlarından mesela, onu daha önceden uyarırlar mesela. Diyelim ki senle benim gibi adamlara bir hata yapımından sonra Allah tokat vurur. Bunun adı şefkat tokatıdır. Bir üstad olanlara, büyük zatlara, aktif olanlara, illa üstad değil, önder olanlara, yani aksiyon olanlara, cemaatta kanaat önderleri, sevilen insanlara hata yapmadan tokat vurur. Allah çünkü niye? Nasrettin Hoca adam çocuğuna demiş ki şununla testiyle su getir. Daha göndermeden dövüyor. Demiş ki niye dövüyorsun? Kırmadı ki. Kırdıktan sonra dövsen ne olur? Abi yani o da onun tercihidir değil mi? Tercihidir. Onun da tercihidir. Onun için Üstad Hazretleri diyor ki, sakın sakın ha, beşerin zulmü tamam, sakın sakın ha, hizmet-i imaniye, Kur'aniyeni, cehennemde mi azaptan kurtulmana, cehennemde mi azaptan kurtulmana, şahsi kemalatına, terakkiyatına vasıta yapmayasın. Bana bütün rıza ilahi gösteriliyordu. Onun için tokat vuruldu. Yaptı mı? Yok. Yaptı mı? Baktım. Onun için önder olanların hatasında tokat kesin olur, sen baktın. Onlara önceden gelir tokat. Onun için bir sıkıldı mı, acaba ne var diye tedbir aldılar. Peki, kaderi de anladık, miratı da anladık. Aynedir bu alem, onun için sahabeye yetişilmiyor. Çünkü o mirat-ı ruhunda Allah görünüyordu. Rüyada Resulullah görseniz Resulullah'tır ama velayeti makamıyladır. Ama bizzatı görmek, risalet aynadarlığı içerisinde Allah'a seyrediyor. Allah'ı gördüklerini biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. Öbür cihazlar. Evet ama onlar şu, ama hepsi değil. Bir tanesine şöyle dedi. Kimdi o? De, ya Resulallah ben şöyle... Çünkü sahabeler hepsi aynı şey değildi. Fakat mesela yalın kılıçta geldi, öldürecekti. İman etti, kafire doğru gidiyor, namaz bile kılmıyor, gusul da etme zamanı yok, ölüyor, bu sahabe yetişilmiyor. Evet, bu bilmiyordu onun ruhunda ne söylediğini ama inşa oldu. Mesela ben bilmiyordum, haberim yoktu bu gece göreceğim diye, pat diye Resulullah geldi size mesela. Yani, ama bilenleri kastettim, çok az bilenler vardı. Ebu Hüreyre mesela, Bilal Habeşi radıyallahu anh mesela. Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah dayanamıyorum derken, biz beşeriyetini zannediyoruz olan, Allah Allah, kadına aşık olur ama erkek erkeğe nasıl aşık olur dedi. Peki niye biliyor musunuz? Cümlem son olsun. Dünyada en tatlı, en lezzetli şey, güzel ahlaklı insanı
simasını seyretmektir. Güzel ahlaklı insanın tadına doyulmaz. Çünkü batınları dışarıya taşımış, seni inşa ederler. Efendim, şeyi de okuduk, 87'yi okuduk mu? Bazılarının da suratına bakılamıyor. Bazılarının suratına bakılamıyor, evet. Çünkü en gerek ilanı gibi adamı sokar ya. Diyorsun aman 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 ya. Aman aman ya. Birisi vardı böyle, Murat diyor, abi görsen dedi. E ne oldu dedim görsem. Hem de psikiyatrist bir doktor ha. Bizim İzmir'deki ev sahibimiz şeyi mukavele anlaşmamız uzasın. Oturma tarihimiz bitti. Bir konuşayım dedi. Psikiyatrist bir doktor. Konuştun mu? Yok abi dedi ya. Bakılmıyor ki dedi. Bakamıyorsun. Niye? Abi dedi ya, suratını görsen inan 6 ay işin tersi gider diyor. Eyvallah. Aklı da cins bir çocuk da. Tam akıllıya denk gelmiyoruz ki Allah'ın hikmeti yani. 87. Mübarek söz, okuduk mu abi burayı? Yok. Evet, yok. Ha? Mübarek sözler 87. Biraz okudu, biraz gideyim. Mübarek sözlerinizde öyle kutsi feyiz var ki, ha buradan açıldı. Söz kelimedir, gözlük gibidir. Sanki talebenizin alakayla mutala eden veya istima eleyenler, duyanlar elinden tutuyor, bak bu manaya delalet eder, şunun içindir. Bundaki maksat ve gaye ve hikmetler şunlardır. Gel daha yukarı gidelim, daha ilerleyelim diye menbadan menbaya. Oradan açıldı tabii. Yani, acayip bir şey ya. Bak, 30 küsür seneden beri okuyorum. Bunun hakkını vermek için söylüyorum. Muttakada der ki, yalan söyleyip Allah'a şahit yaparsan kafir olursun. Bunu bilen insan olarak söylüyorum. Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam her gün hayrette kalıyorum. Her gün tuhafıma ben bu Allah Allah bu manayı bu ne biçim bir şey? Garibime gidiyor. Yani insan bir ülfet eder. Yani acemime gidiyor yani. İnan Allah'a ya. Ben bunu okumadım mı ya diyorum. Şimdi ha? Öğretmenliğe iş durmuyor. Ya acayip bir şey öğretmenliğe evet. Zanlara bir girdim hani şimdi. Ulan nereden girdim? Ve vazgeçtim bugün. Okumuyorum dedim ya. Muratçık dursun Çetin de geldi dedim. Ulan dedim ben biteceğim. Atleti. Murat geldi de atleti giy sabahtan beri. Size gelirken gömleği giydim. Ya acayip bir şey ya. Ya nasıl geçiyor? Bir bakıyorum bir tuhaf. Ya biz bunları okumuş muyuz ya? Bu makamda okumuş. Evet, makam ya. Tuhaf ya. Bu dünya cinsinden değil ya o zaman. Vallahi bu dünyada bir kapak, tamam mı böyle? Şu anda mesela şöyle misal vereyim cins. Hepiniz böyle birbirimizi kardeşiyiz yani. Namaz veya şu andaki, her hafta hani kullandığım. Şu anda güzel bir haletiniz yok mu? Ne cinselliğe benzer bu, ne baklavaya benzer, ne gezmeye benzer. Müjde işte ya, bu bir tespittir, bu bir keşiftir. Allah'ın bir ikramıdır, istifade edin. Nedir o? Şu andaki haletiniz orayı yaşamaktır. Ben böyle derdim, hatırlar mısınız? Lan dedim, ahiretin böyle halette isim geliyor. Bir akşam rüyada baktım birisi ders yapıyor. İyi de karabalığız böyle, 20-30 kişi varız. 30'u geçmez. Ben de oturdum böyle. Dedi ki, bazıları der ki, orada ha ben gittiğim zaman, ahiretin üzerine böyle kazıyasım geliyor. Yani üstüne kaldırasım geliyor. Ya diyor, ahiret o anda yaşıyorsun, kaldırmana gerek yok ki, yaşadığınız alet oralıdır dedi. Ama kör olası cehalet, zanlarımız var ya zanlarımız, en büyük ihanet zan, kendimizi ve Allah'a yapıyoruz. Allah'a suizan ediyoruz ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat etmeden önce en son söylediği, birkaç sahabeden farklı bir rivayet geliyor, en son söylediği şu, Allah'a nihayetsiz hüsnü zan etmeden ölmeyin. Allah'a suizan ediyoruz. Allah gözükmez. Gözükmez tabi o zaman. Ama görmeyi şekle indirgedik. Renge indirgedik. Gözün gördüğü başkadır. Kulağın gördüğü başkadır. Burnun gördüğü başkadır. Dilin gördüğü başkadır. Elin gördüğü başkadır. Latife-i Rabbani Allah görüyor. O işte sizdeki bu alet. Tatlı bir aleti yok mu? Veya namazda. Bazı namazda olmuyor mu?
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Keski bitmez evvel. O Latife-i Rabbani çanak antendir. Haşa. Anlamak için uydu Allah. Çünkü çıplak gözle gözükmez. Çıplak kulakla ses gelmez. Çanak anten resmi alır, sesi alır. Kabloyla televizyonda gösterir. Tamam. Çanak anten, Latife-i Rabbani, kablo, hissiyat, televizyon kurtusu, beden, televizyondaki elektrik, batarya, hayat, içindeki sistem, ruh, orada gözüken film ve ses, lahuti alem. Ama burada hissediyorsun. Şu anda arkadaşlar bunun şey müjdesi ya, şu anda orayı yaşıyorsunuz, orayı, ben de yaşıyorum. Şimdi bunun 70 katı ilerisini düşün şu aletinizi. Kabirde ilk girişiniz bu olacak. Şu aletin 70 katı ilerisi. Abi vallahi ben geldim ama bir şey hissetmiyorum. Böyle olsun sana. Yazık olsun demektir yani. Yazık. Yani bu, ama böyle kimse yoktur. Olamaz. Çünkü bu. Niçin söyledim? Bilmiyorum. Gel gel daha yukarı gidelim. Allah Allah. Daha yukarı gidelim. Daha ilerleyelim diye menbadan menbaya, etekten tepeye, izden yola. Levent burada mı? Yok. Manyaklar zaten olmaz. Çünkü niye? Bu delisi o. Bu işin delisi. Menbadan menbaya, şimdi olsaydı mest olurdu. Etekten tepeye, izden yola. Yani Risale'yi okumak iz takip etmektir. İzden yola böyle. Dayanamıyorsun ya. Hakikatten marifete götürüyor, çıkarıyor. Bir de ziyaret ettiriyor. Nereyi ziyaret ettiriyor? Orayı karıştırma. Yasin'den mi geldi o ses? Yasin vel Kur'anin hakim. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Olan mayın tarlaları buralar. Okuduğun yeri ziyaret ettiriyor. Zaten ziyarette istifade ve istifaza var. Olmalı. İstifade okumak, istifaza ziyaret edilen yerden. Çünkü hazır olmadıkça huzur olmaz. Allah sizde hazır olmasa ruhunuzda sizde huzur olmazdır. Hazırdan huzur olur. Abi biri bir paylaşmış, sesinde paylaşmış. Diyor ki, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor, bizi yok dedikleri gayb aleminin diyor, sokaklarında gezdirdi. Of be, Allah'ımdan razı olsun onu diyenden. Yok denilen ahiretin sokaklarında gezdiriyor. Harika bir cümle. Aferin lan ona, bir duamızı aldı. Ziyaret ettiriyor. İstifade ve istifaze ettiriyorsunuz. Bu defa bu seyir ile şükür nehrinin, Allah Allah şükür nehirmiş. Ha Nurcuların İhram'da olduğunu biliyor muydunuz? İhram. Yeni bir şey buldum 36 küsür sene sonra. Meğer Nur talebeleri Risale okuyunca İhram'a giriyorlarmış. İhrama girince mikat bölgesindesiniz. Meşru ve helal olan şeyler haram olur size. Bir şey var yazıyor. Yazıyor vallahi. 36 sene sonra gördüm. İlk defa gördüm. İnanmıyoruz abi. Başkalarını söylemeyelim. Onu bir yapalım ya. Sonra 104 çuvalarda ihramı. El azametü izari vel kibriye rida. Orada mıyız? Yok. 179 Barla'da. Dur hemen çıkarttın ya. Dur 179 diye kalkamış. Ona yanlış olmasın ya. Abi burada da tavaf kullanıyorsun. Burada da aynısını anlatıyorsun. Evet doğru kalmış. Aferin yanıltmamış benim aletim. Akıl alettir. Aklınız bozulursa üzüm ameli götürürsünüz. Biraz musamalı olun ya. Allah Allah hakikaten tuhaf ya. Neyi gezdiriyorsun ustad ya bizim? Bunlar bu kim ya bu adam? O normal. Hulusi abiymiş. Peki. Üstad da koymuş buraya. Ziyaret ettiriyor. İstifade ve istifaze ettiriyorsunuz. O ihramı ben bir anlatayım. Osman. O ihram çalıştı ya çok. İhram diye dersim var. Yayınlamayın diye şerh koymuşum. İhram. Haram. İki parça niyedir? Alt parça, üç parça. Azamet, kibriya. Tamam, şu aralarda da koymuş. Nur talebeleri şefti, zevkti, nurlu. İhrama girmek olan, ihram buymuş. Girmesen hubbu cah denilen nice bidatlara girecektik. Gördün mü abi? Sabri abi. Durumu iyi değil ama. Sihirmiş o da. İstifaze ve istifaza ettiriyorsunuz.
Bu defa seyir ile şükür nehrinin, bak, şükür nehri varmış. Şükür nehrinin menbaına, şükür dağının tepesine. Şükür nehrinin menbaına, şükür dağının tepesine, meğer şükür nehir, şükür dağından çıktığı için. Şükür çığırının sehrabına, öyle mi dedim, şehrahına, şükrü mutlaktaki hakikatla marifete götürüyor. Ve mekte olduğu gibi muntahada da der tariki atsi ment lazım ame çari çiz atsi mutlak fakri mutlak şefki mutlak şükrü mutlak ey aziz buyuruyorsunuz. Biz de fehim tu ve sadak de diyerek mukabele ediyoruz. Dua ve salavat ile bu kutsi seyahata nihayet veriyorsunuz. Seyahata. Hangi seyahatsa. Tamam mı? Şimdi iyi misiniz? Ne kadar oldu? Az kaldı. Yani çok kaldı. İnan kaç tane madde okuduk? 79'dan başladım. 1, 2, 3, 4, 5 okudum. Şimdi 6 okuyorum. 88 aç. En az 1000 küsur tane madde var Barla'da. Mustafa. Valla bak kardeşim, çalışa çalışa, cümle cümle. Cümle cümle. Sen bu Barla'yı ne zannediyorsun? İddialist tava adamının kitabıdır. Kastamonu dış dünyamızı tanzim eder. Emirdağ içsel dünyamızı, hissiyatımızı yerine koyar. Tak tak, yerine koy, buraya geçme. Burası hudutunda kal. Haddin hududunu belirler. Barla'yı saymıyorduk değil mi? Valla. Abi üstadın talebelerinden gidip gelmeyen hiç yok. Üstad götürmüş, hepsinin elini tutup geride getirmiş. O zaten öyle talip olamazdı. Ama şartlar çok ağırdı. Kardeş, gidip geliyorsunuz, haberiniz yok. Bu halet odur işte. Halet yoldur. Unutma, netice değil. Sakın ha. Halet nedir biliyor musunuz? Şu anda yaşadığınız halet yoldur, yöntemdir. Bu değildir netice. Risale-i Nur netice değildir. Vasta ve bakılmaç aletidir. Mirat yani. Şu andaki halet var ya, onun için gafil dedim. Şu andaki halet yöntem koridordur. O Latife-i Rabbaniye, çanak anten görüyor. Televizyonu karşısında seyreden kimdir diye ne sormadınız bana? Çanak anten aldı. Televizyon gösterdi. E onun seyreden karşısında oturan kim? Ben seviyorum. Seviyorum. Yani bu yöntemdir. Haletiniz var ya, şu anda hali yöntem de yoldur, fikir de yoldur. Netice, Risale-i İlahi. Allah razı olduğunun alametidir bu. Çünkü razı olmayacağının huzurunu almaz. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile, 9. söz. Allah namaz vaktinin köyünde tırp ruhlar gidiyor, kabul edenler namaz kılıyor. Kabul edilmeyenler tık kılmıyor. Basit sebeple geçiyor. Niye? Bir nevi huzura kabulün demek olan namaz ile. Huzura kabulün. Huzura kabul edilmişsin. Huzura kabul edilenlere de haz olur. Hazır olan da huzur olur. Elhamdülillah. Ne kadar şükretsek az değil mi? Şartlarımız çok ağır canım. Ama kral gibi derslerimiz var. Evet. Kral benim. Japon imparatoru bile sizin kadar bu kadar keyif alamamıştı. Ömrü hep sıkıntıyla geçmiş. Onlar en zavallı insanlardır. Acıyın ve dua edin. Reis olanlara. Bir an öyle olmak istemezdim. Ya ben bunlarla meşgul olmayız. Yatak yüzü görmüyorsun ya. Acayip bir şey ya. Ya adam bir de dünyanın siyaseti, Allah yardımcılar olsun ya. Değil mi? Siyaset, Allah yardımcısı olsun ya. Herkesin burnunun kanamasından ona hesap soracaklar. Bana da diyecekler ki, derse çalışarak mı indin, inmedin mi? Uydun mu, uymadın mı? Bu genç insanlara Risale-i Nur'un şablonuna göre bu adam budur, bu adam budur, bu da budur dedin mi, demedin mi? Evirdin, kıvırdın mı, çevirdin mi? Net söyledin mi? Allah Kur'an'ında, peygamber hadisinde bir şeyi evirip kıvırmaz. Nettir. Bu budur, bu da budur. Onun takipçileri de öyle yapar. Bu budur, bu da budur.
çevirip çevirip kıvırmazlar. Risale-i Nur'da da kıvırma yoktu. Bu deccaldır dedi. Evirip çevirip kıvırmadı. Bu deccaldır. Bu Sufyan'dır dedi. Peki 88 dedik. İmanı kurtarmak zamanıdır. Görüyor musunuz yazıyı? Aşağı iner misin abim? 88-80. Zaman hangi zamandır? İmanı kurtarmak zamanıdır. Allah Allah, ne diyorsun ya? Ya televizyona geçiyor adam bir haberde Allah'ın rububiyetini inkar ediyor. İman gidiyor. Nerede biliyor? 38 Kastamonu. Diyor ki haberleri takip eden ciddi ya aklını dağıtır manevi bir divane olur ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. İmanı kurtarmak zamanıdır, bizimle alakası yok. Mesela şöyle diyeyim, sizinle alakası var mı yok mu diye. Bilenler ses yapmasın. Bir şey yapıyorum, tahlil yapıyorum. Tamam mı? Bir dinleyin şimdi. Umum hukuk hariç. Umum hukukta bu budur, bu da budur demek farzdır. Mesela kızına desen ki oğluna, oğlum kızım bak bununla dolaşma, bu işte kötü yoldadır komşunun. Bu farzdır, bu gıybet. Kızına ötekisini söylemek. Ha, bir şey anlatacağım. Umum hukuk hariç, gıybet ve tenkit salgın hastalığı gibi asıl bir belasıdır. Doğru mu abi? Bir daha. Umum hukuk hariç, gıybet ve tenkit salgın hastalığı gibi umumi bir hastalıktır. Tamam mı abi? Böyle bir düşünün. Öyle mi değil? Evet. Alameti şudur. Bunu duyup da benimle alakası yok. Bunu duyduğun anda cemiyete götürdünse fikrini, sende o hastalık var demektir. O için durdu. Doğru abi. Tabii ya, millet gıybet ve tenkit ediyor. Benimle alakası yok dediğin anda sende de o hastalık var. Anladık mı? Test yaptık. Eğer bu okunan dersi, söylenen şeyi hemen cemiyetin dışına, sokağa götürdünse, tabii canım gıybet ve tenkit aslında hastalığıdır. Tabii ya, acayip insanı kırla gidiyor. Benimle bizim ne alakası var? Böyle bir hal ve düşünce geldiyse o hastalık sende de var. Var dediysen zaten var. Ama şu var, farkındalıkla o kusurluktan çıkıyor. Kusur bilinirse kusurluktan çıkıyor. Peki, son bir tane de olsun. Abi bu camı açsanız ya, bir oğlum niye açmıyorsunuz arkadaşlar? 5 dakikada bir açıp kapatalım. Esiyor aç ya, esiyor mu? Eğer sizin omuzunuza buraya sorudan çekeyim, bir şey yapın. Yani bir şey yapın, sorusunlar. 5 dakika açıp 5 dakika. Şöyle bir şey de yapacağız, müteahhit olanlara sesleniyorum. Şu gördüğünüz şey, şu şey, yer, eskide baca olarak kullanılıyordu. Çatıya bir tane sömürme ve aleti koysun, buraya da bir tane delik falan şey yapsın, çeksin buradan havayı. Çok iyi etmez. He? Çapı yetmez. Çapı yetmez mi? Evet, kar kardır da doktorum. Şimdi bak, oraya, ha, onlar mimar o. Bir tane oraya, bir tane, şurada ne bileyim iki tane koyun, emsin yani çünkü büyük bir baca. Öyle çatıya bir şey koyun, beni hayal ettim öyle. Teneffüs ettirdin mi? Şimdi bir de ne dedin sen abim? Abi imanı kurtarmak zamanıysa imanı kaptırmış mıyız acaba? Ya. Nereden kurtarıyorsun? Kaptırılan bir şey kurtarılır gibi. Ya. Kâ kadına, kâ paraya, kâ ben bilineyim. Bugün şey vardı. Öğleyin dersimiz var ya. Bak bu cumartesi dersi ben istediğimi yapamam. Risale'de yapıyorum. Öğleyin bir de dersimiz var her gün, bilesiniz. Perşembe, cuma, pazar hariç. Orada biz eğitim dersi yaparız. Orada dendi ki, bak sildi Cenab-ı Hak. Demek iman var. Neyse bir şey diyecektim. Evet, imanı kurtarma demiştin değil mi? Kurtarma zamanıdır. Allah istemedi. Ben 88 okuyayım. 90. Ya abi yine Barla'da abilerden birinin mektubunda şeytanın zırhından mamur bir sandıkçı içerisinde imanım kaldı. Üstad duayı umuruyla kırmıştır onu diyor. He, sayfa kaç? Sayfa olabilir. 91'de acaba yazmış mıyım? 91 mi? 91'de çizmemişim ya. Demek ki benim ilgimi çekmemişim. Sağ taraf aşağıda olacak abi. Mesut şöyle abi, bir sayfa mı? Mesut evet. Abinin. Mesut abinin mi? Ha iyi okuyayım, aşağıdan okuyayım, o zaman okuyayım, atladım.
Ben de buna mukabil ustadımın hadimi olduğu çığırı takip ile açar mısın sen 91'i? Takip ile hizmet etmek emeli yalnız ettiğim hizmet kafi değildir. O da ancak ahiret menfaatımız içindir. Yalnız Cenab-ı Feyyaz-ı Mutlak Hazretlerinden 5 vakitte dua ediyorum. Ya Rabbi, Ya Rabbi, 27 seneden beri şeytan aleyhi lanenin, burayı ben nasıl kaçırmışım bak. Bak 27 seneden beri buluç ağından sonra yani demek ki şeytan aleyhi lanenin zırhlı çelik sandukaya kilitlemiş olduğu imanımı. Şeytana bak ne yapmış ya. Duydun mu bak. Şeytan ilahin zırhlı çelik sandukaya kilitlemiş olduğu imanımı balyozuyla kırarak tahlis eden ustadı Ekremime. Tahlis, halas eden, kurtaran Ekrem. Yani Kur'an-ı Hakim'in lematı olan Risale-i Nur'un neşine bir hizmet olarak bana menamda göstermiş olduğun Yevm-i Mahşer'de Gayya Kuyusu kapısının ağzından çevirsen muvaffak olan Müfessir-i Kur'an'ı ve son musannif bulunan Said-ün Nursi Hazretleri'nin Yevm-i Mahşer'de sancakları kıl. Amin. Ya Rabbi, Ya Rahman Rahimin, Elhamdülillah Rabbil Alemin olan Cenab-ı Mevla'dan Efkat Hamse'de bir dize banımdır ve siz ustadımın kabul buyurmasını istirham ile el ve ayaklarınızdan öperim efendim hazretleri. Yani izle okuduğum yerlerde zihnim diğerlerini yorular uyuyorlar okuyorum ki. Başkası mı daha güzel abi, başkasını da okuyacağım. Tamam, onunla bitireyim o zaman. Şu fıkra Mesud Efendi'nin fıkrası. Ey benim muhterem ustadım, haddi bulundan bu ana kadar lain şeytanın zırhından mamul bir sanduka derununda kilitlemiş olduğu aklı uhrevi ve imanımı tazik altına almıştı. Ulan ne yapmış şeytan ya? Bizde yok canım. Bu ana kadar lain şeytanın zırhından mamul bir sanduka. Yani şeytanın böyle malzemesiyle, zırhıyla yapılan bir sanduka varmış. Onun içi derin, derununda kilitlenmiş olduğu aklı hurevi, yani ahireti anlayan akıl, imanımı tazik altında almıştı. Duanın sayesinde ve bana karşı göstermiş olduğunuz hüsnü niyet ve nasihatlerin semeresi olarak ancak 7 senede ustadımın dua yumruğuyla lain şeytanın zır sandukası kırılarak 7 senede imanımı tekrar teslim ettin ve teslim aldığımı şununla ispat ederim ki nasıl edermiş merak ettim. Duaya kabul buyurduğunuz tarihte yani Ramazan-ı Şerif'in 3. günü Beray ziyaret nezdinizde idim. Mufarakatından sonra Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği ve sevgili ustadıma arz eylediğim rüya ile acizane tefsirimde gün doğudan günün diye doğru olan çayı yani gün doğudaki duayı almamış olsaydım önümde elinde sepet ile giden adam gibi Gayya Kuyusu'na gidecektim. Ben de o kapının önünde durduğum halde o müessir almış olduğum dua sayesinde o korkunç kapıdan çağrılmayarak avdetimde geniş bir caddeden halkın omuz omuza geçtiği ve bizim mestur bir mevkide seyrelediğimiz o meşak ve mezahime iştirak ettirilemediğimiz ancak Ustad-ı Muhteremimin Cenab-ı Hak nezdinde duasının kabulüdür ve sözlerin mukavemetsiz tesirleridir. Şurayı okuyacağım çünkü okudum ama benim çok ilgimi çekti. Ben de buna mukabil
ustadımın hadim olduğu, ustadımın hadim olduğu çığırı takip ile hizmet etmek emelindeysem de yalnız ettiğim hizmet kafi değildir. O da ancak ahiret menfaatımız içindir. Cenab-ı Feyyaz-ı Mutlak Hazretlerinden 5 vakitte dua ediyorum. Ya Rabbi, ya Rabbi, 27 seneden beri şeytani aleyhi lainin zırhı, şeytan aleyhi lainin zırhlı çelik sandukaya kilitlemiş olduğu imanımı balyozuyla kırarak tahlis eden Ustad-ı Ekremime, yani Kur'an-ı Hakim'in lemaati olan Risale-i Nur'un neşine bir hizmet olarak bana menamda göstermiş olduğun Yevm-i Mahşer'de Gaya Kuyusu kapısının ağzından çevirmeye muvaffak olan müfessir-i Kur'an'ı ve son musannif bulunan Said-ül Nursi Hazretleri'nin Yevm-i Mahşer'de sancakları kıl. Ya Rabbi, Ya Erhamer Rahimin, Velhamdülillah Rabbil Alemin, El Fatiha'tan selavat.